Değerli arkadaşlar, öncelikle her birinizin ve ailelerinizin geçmiş bayramlarını kutluyoruz. Siz Yüksek Seçim Kurulu'nu takip eden muhabir ve kameraman arkadaşlar açısından da bayramdan çok bir çalışma dönemi olduğunu hep birlikte gözlemledik. Emeklerinize sağlık. Daha önce de açıkladığımız gibi biraz önce Yüksek Seçim Kurulu'na Hatay Büyükşehir ve Hatay İskenderun ilçe için ayrı ayrı tam kanunsuzluk iddiasıyla başvurumuzu yapmış durumdayız. Bu başvuruyu bizzat yapacağımı ve takip edeceğimi söylemiştim. Bu başvuruyu kendisi de Hataylı olan genel sekreterimizle, seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımızla, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımızla ve Hatay'daki tüm itiraz süreçlerini bizzat yerinde takip eden genel başkan yardımcılarımız Gökçe Gökçen ve Murat Bakan'la birlikte gerçekleştirdik. Tam kanunsuzluk başvurumuz herhalde Yüksek Seçim Kurulu'na tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı tam kanunsuzluk başvurusudur. Birazdan sadece 8 başlığına değineceğim meselenin herhangi bir tanesi tarafsız ve siyasi baskılardan arındırılmış, sadece hukuk normlarına göre düşünülen vicdan sahibi insanlarda seçimin yenilenmesi yönünde bir karar verme durumunu yaratacaktır. Hiç şüphe yok. Her birisi için Yüksek Seçim Kurulu'nun geçmişte aldığı talebimize uygun kararlar mevcuttur. Her birisi için. Ve örnekleriyle, ekleriyle, bilgileriyle birlikte sunduk. Bizim başvurumuz eğer 2019-31 Mart İstanbul seçimleri iptal edildiyse bizim başvurumuzla Hatay seçimleri 8 kez iptal edilebilir. 8 kez iptal edilebilir. İstanbul Büyükşehir seçiminin iptal gerekçesini okuyun. Elimizdeki kanıtları okuyun. Bir değil 8 kere bu seçimi iptal edersiniz. Kısaca bilgi verecek olursam, öncelikle kanuna aykırı olarak emniyet görevlilerinin ve zabıtaların seçim kurullarında görev yaptıkları, sandık kurulu başkanı oldukları ve memur üye olarak görevlendirildikleri ortadadır. Sabittir, açıktır, hal tam kanunsuzluk halidir. İkinci ve önemli hususumuz, hakkında kısıtlılık kararı bulunan 108 seçmeni biraz önce Yüksek Seçim Kurulu'na verdiğimiz dilekçenin ekinde sunduk. Ayrıca 3389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır ve bununla ilgili kanıtlar torbaların, çuvalların içinde Yüksek Seçim Kurulu'nun adalet dağıtacağı adalet terazisine konmak üzere beklemektedirler. Aradaki farktan hatırlarsınız, Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine sayım kararı alındığında aradaki farktan çok geçersiz oy var, bakmalıyız demişlerdi. Aradaki farkın 15 katı geçersiz oy var ve kanuna göre geçersiz oyların niçin geçersiz olduğu mutlaka yazılmalıdır. Yazılmamıştır. Durum tam kanunsuzluk halidir. Ayrıca Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde belediye meclis üyesi adayı olan ve ilçe seçim kurulu üyesi olan kişiler kurul üyeliklerinden istifa etmedikleri halde seçimlerde aday olmuşlar. Seçimlere partilerin yaptığı itirazlarda bulunmuşlar. İtirazlara karar vermişler. Oy kullanmışlar ve hatta bir tanesi kendi mazbatasını kendi imzalamıştır. Hal tam kanunsuzluğun daniskasıdır. Ve yurt dışındaki tespit ettiğimiz seçmenler oy kullanmışlardır. Biz 300'e yakın seçmenin
yurt dışında oy kullandığını, yurt dışında bulunduklarını o gün ispatlıyoruz. Oy kullanmadıklarının ispatı için çizelgeler açılmalıdır. Eğer gerçeği arayacaksak, bu kurul hakikatin peşinde koşacaksa ve adalet dağıtacaksa, yurt dışında olduğunu ispatladığımız o seçmenlerin oy kullandık yerlerine oy kullanılmadığını imza föyleriyle bakmak durumundadırlar. Ve yine Kırıkan'da seçim sürerken çıkan bir arbedede sandıklar dağılmış, pusulalar saçılmış, seçim durdurulmuş. Bir saat sonra sıfırdan başlıyoruz denmiş. O ana kadar kullanılan oylar, seçmenler kullandıkları oyların sandıkta olduğunu sanıp evlerine gitmişler ama o oylar kullanılamamıştır. Seçim öğlenin 11'inde yeniden başlatılmıştır. Hal tam kanunsuzluk halidir. Sıfır oy aldığımız sandıklarda maddi hataları sadece düzelttirerek farkı 3900'den 2569'a inmişken sadece maddi hata, yazım hatalarını tüm sandıkların bu denetime tabi tutulmasından doğal bir talep olamaz. Ama Hatay, bakın İstanbul Gazi Osman Paşa, bütün oylar yeniden sayıldı. Yüksek Seçim Kurulu sayıma devam edin kararı verdi. Kütahya, geçersiz oylar tek tek sayıldı. Yüksek Seçim Kurulu itirazımızı reddetti. Şimdi bu kararlar bu kadar açık ortada ve daha mürekkepleri kurumadan Hatay'da hiçbir oy yeniden sayılmadı. Hatay'da hiçbir sandık ne ilçe düzeyinde ne il seçim kurulunda sayılmıştır. Şimdi iş YSK'nın önündedir. Geçen sefer itiraz ettiğimizde saymama kararı hukuki değil siyasiydi. Çünkü AK Parti isteyince sayıyorsun. Ama bugün onlara 3389 ölü seçmenin listesini biz vermişken, yurt dışındakilerin listesini vermişken ve tüm kanıtlarımızla tam kanunsuzluk hallerini sıralamışken, kendisi aday olan kişi seçim kurulunda görev yapıyorken artık bu vakitten sonra bu tam kanunsuzluğa ben tam kanunsuzluk demedim, görmedim diye imza atacak birisi çocuklarına çok doğru bir miras bırakmayacaktır. Bu karar bugün böyle alınırsa Yüksek Seçim Kurulu'nun bu tarihteki kararı siyasi bir karar olacaktır. 2019 seçiminin siyasi bir kararla iptal edildiğini seçmenin vicdanı 2 ay sonra cevaplamadı mı? Seçmen o kararı verenlere mi katıldı? İtiraz edenlere mi katıldı? Seçmen mağdurun yanında yer aldı. Ve o gün 806 bin fark, bugün 1 milyon fark olduysa hep o yapılanlar yüzündendir. Buraya talimat verenlere söylüyorum. Aklınızı başınıza alın. Bunlar seçmenin vicdanından dönüyor. Size bu aklı verenler size de iyilik yapmıyor. Ülkeye hiç iyilik yapmıyor. Hatay'a hiç iyilik yapmıyor. Ve son kez şunu söylüyorum. Bir seçilmiş kurula siyasi sebeplerle baskı yapmak büyük bir suçtur. Ama o baskıya boyun eğmek hiçbir hakimden beklediğimiz bir tutum değildir. Seçim kurulunun, Yüksek Seçim Kurulu'nun asla ve asla böyle bir karar vermeyeceğini, bu siyasi baskılara boyun eğmeyeceğine yürekten inanıyor. Her birisine vicdanlarıyla baş başa verecekleri karar için şimdiden teşekkür ediyorum. Efendim, teşekkürler arkadaşlar. Efendim, Antalya Kepez'de de belediye başkanıyla ilgili bir tutuklama kararı geldi. Onunla ilgili bir sosyal medyada paylaşım yaptığınız zaman. Değerli arkadaşlar, Antalya Kepez'de iki hukukçu milletvekilimiz, birisi grup başkan vekilimiz Ali Mahir Başarır, bir diğeri Ankara milletvekilimiz Umut Akdağ'ın olmak üzere bugün Antalya'dalar.
örgütümüzle görüştüler. Belediye başkanımızı ziyaret etme aşamasındalardı ben toplantıya girerken. Ve Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, büyük bir kanunsuzluk yapılıyor. Büyük bir vicdansızlık yapılıyor. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kusuru olan kimse cezasını çeksin. Buna kimseyi koruyacak değiliz. Ancak Kepez Belediye Başkanımız geçmişte o şirketin başındayken ilgili bakanlıktan onaylı, sertifikalı, buna yaptırabilirsin dedikleri şirkete bakım yaptırdıysa, o görevi bıraktıktan sonra da 3 kere bakım olduysa, denetim olduysa, benim belediye başkanımın görevi bıraktıktan sonra 3 kere bakım olan, denetim gören teleferiğin kazasından sorumlu tutulup tutukluluk tedbirine başvurma kararı siyasidir. Eğer kusuru olsa mutlaka ve mutlaka bunun soruşturulması gerekir. Kaldı ki kendisi bir hafta önce Kepezliler Kepez'i sen yönet diye oy vermişler. Tutuklu yargılanmayıp da serbest bırakılsa Kepez'i bırakıp mı kaçacak? Başında olmadığı şirketin delilini mi karartacak? Bu yeni görevini yapmalısına engel sadece ve sadece siyasi bir manevradır, baskıdır. Tamamen haksızlıktır. Ayrıca Kepez Belediye Başkanımızın şu kadarcık bir suçu olduğuna inanmamakla ve buna yürekten suçu olmadığına inanmakla beraber gözümüzün önünde 301 kişi öldü Soma'da ve en son İliç'te. Bir kamu görevlisi yargılandı mı arkadaşlar? Dönemin tren kazasında dönemin ilgili genel müdürünü görevden aldılar. Daha dava bitmeden yeniden göreve atadılar arkadaşlar. Yargılandı mı? Bir kişiye Soma'dan İliç'e kadar tüm facialarda bir kamu görevlisine yargılama izni verdiniz mi? Hesabını sordunuz mu? O şirketlerin genel müdürlerine sordunuz mu? O tarihtekine sordunuz mu? Şimdi gelip bize soruyorsunuz. Belediye başkanımın suçu olsa ben bu soruşturmanın yapılmasından hiçbir rahatsızlık duymam. Tutuksuz yargıla, yargıla kardeşim. Göreceksin bütün kanıtlar onun döneminde bu işlerin dört dörtlük yapıldığını ve devamında da yapıldığını. Burada bir suç varsa, o bakımı yapan, denetimi yapan firmada bir eksiklik varsa hesabını hep beraber soralım. Bizden yana birinde varsa hep beraber soralım. Ama belediye başkanını tutuklamak nedir ya? Yani bunu kime yaptınız da benim belediye başkanıma yapıyorsunuz? Büyük bir haksızlıktır. İtirazın kabul edileceğini, başkanımızın görevi başına döneceğini en kısa sürede bekliyorum. Aksi durum gerçekten vicdanla da bağdaşmaz, akılla da bağlaşmaz, edeple de bağdaşmaz. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Kepez mi? Yüksek Seçim Kurulu mu? Tabii. Yani şimdi çok ciddi iddialarda bulundunuz. Kurula siyasi baskı yapılıyor dendi, dediniz. Sizin buna ilişkin bir tespitiniz var mı ki bu Yüksek Seçim Kurulu hep olacak? Bundan sonraki seçimler de böyle şaibe altında kalacak. Bir de bir önceki gelişinizde 10 dakika falan kalmıştınız. Şimdi yarım saati geçti. Bunları kurul başkanının yüzüne de söyleyebilir misin böyle? Şimdi kurul başkanının yüzüne söyleyebildiniz mi cümlesindeki provokasyonu reddederim. Çünkü böyle bir ilişki kurmamamız gerekiyor hem basınla bir siyasetçinin hem de bir siyasetçinin kurul halinde görev yapan bir başkanla. Biz kendisine dilekçemiz hakkında bilgi verdik. Nezaketle kendisine meramımızı anlattık. Kendisi kararıyla konuşacak bir mercide olduğu için kendisinden bu konuda bir sorumlu cevap da beklemedik. Başkanın tutumunu, imzasını gördüğümüzde, kararını gördüğümüzde göreceğiz. Beni hem bir öncekinde hem bu sefer makamında ağırlayan, makamın gereğine uygun nezaket gösteren ve kararları kesin olan bir kurulun başkanıyla böyle bir tartışmaya, böyle bir polemiğe girmem. Zaten ne kendisinin, ne kurulun herhangi bir üyesinin bir baskıya boyun eğmeyeceğine olan inancım tamdır derken kendilerine bir saygısızlık yoktur.
bu kurula baskı yapanları söylerim. Onun dışında ben yüzüne söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi kameraların önünde ya da arkasından söylemem. Şunu da bilirim. Meydanda yapılan kusurun tenhada özrü de olmaz. Eğer bir kusur varsa o orada da burada da kusurdur. Bunu böyle bilin. Onun dışında bizim sizinle kurmamız gereken ilişkinin de seviyesi bu olmasın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun efendim.